Bir başka yer, Güney Çin Denizi burası. Zira Amerikan donanması Güney Çin Denizi'nin dibindeki bir F-35 savaş uçağının enkazına Çin'den önce ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyor. Hemen Washington'a döneceğiz. Bu konuyu konuşacağız dış politika uzmanı Ali Çınar'la. Ali Çınar, hoş geldiniz diyorum öncelikle akşam haberlerine. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Ali Çınar, bu uçak nasıl düştü ve ABD için uçağın enkazı neden bu kadar önemli? Bununla başlayalım, sonra devam edeceğiz. Başka sorularım da olacak. Buyurun lütfen. Amerika Birleşik Devletleri bilhassa Asya Pasifik'te askeri donanma sayısını arttırmıştı ve zaman zaman tatbikatlar yapıyordu. En son Güney Çin Denizi'nde büyük bir uçak gemisi vardı ve tatbikat yapıyordu. F-35 uçağı tam havalanırken güverteye çarpıyor ve Güney Çin Denizi'ne düşüyor. 6 mürettebat ve 1 pilot da yaralanıyor. Toplam 7 yaralı oluyor. Ve şu anda 100 milyon dolarlık F-35 uçağı Güney Çin Denizi'nin altında bir enkaz olarak duruyor. Tabii burada Pentagon'u endişelendiren uluslararası su olduğu için ve Çin'in de hakim olduğu bir bölge olduğu için burada Çin'in de bu enkazı alma hakkı var. Yani uluslararası hukukla göre. O nedenle de Amerika Birleşik Devletleri Çin'in böyle bir adım atmaması için de harekete geçmiş durumda ve bu enkaza ulaşmaya çalışıyor. Ancak çok ciddi sorunlar var. Çünkü Amerika'nın enkaz gemisinin buraya ulaşması bir 10 gün sürecek. O nedenle Çin'le Amerika arasında bir rekabet olur mu tartışması var. Çin'den hala bir açıklama yok ama Amerika'da ciddi bir endişe var. Çünkü F-35 uçağı bir bilgisayar uçağı. Eğer Çin'in eline geçmesi durumunda hem teknolojik sırların elde edilmesi hem de uçağın iç dizaynının tespitine kadar çok önemli sırları Çin'in elde etmesi hasıl olacak. Ve aynı şekilde de bu uçak Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bilgisayar sistemine de bağlı olduğu için büyük bir güvenlik endişesi yaratıyor. Şu anda Pentagon'da ana gündem maddelerinden birisi Amerika'nın bu enkazı ivedilikle çıkarma seçenekleri. Seçenekleri de söyleyeyim size Meltem Hanım. Birincisi enkaz gemisiyle bu uçağın çıkarılması ve gemiye nakledilmesi. En kötü ihtimalle de Amerikan uçaklarının torpido veya denizaltıyla torpido atarak uçağı paramparça etmesi ve hiçbir belge ve bilgi bırakmaması. Yani seçenekler üzerinde de şu anda Amerika tarafı duruyor. Evet, ben de bunu soracaktım. Neden bu denizin dibinde yatan bu uçak bu kadar kıymetli, neden olabilir diyecektim. İçinde teknolojik sırları da barındırması ve bilgisayar bağlantısı sistemlerin sanıyorum birbiriyle bağlantılı olmasından kaynaklı Çin'in eline önemli bilgiler geçmesini engellemek amacıyla. Ya bu gemi buradan çıkartılacak, F-35 pardon, denizin dibinden çıkarılacak ya da patlatılacak ve yok edilecek. Doğru anlıyorum değil mi? Evet, iki seçenek var. Ya çıkartılacak, Amerika'nın uçakları kaldırabilecek enkaz gemisiyle ya da parçalayacaklar torpidoları atarak. Ama şu ana kadar Çin'den bir açıklama yok. Yani ben Çin'in Amerika ile bu konuda bir gerginlik yaratacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten tansiyon bölgede yüksek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi malı ve üretimi. Ama tabii gözler burada Pentagon'un acilen bu enkazı bir şekilde kaldırması, aksi takdirde Çin'in eline geçmesi, Amerika'nın iç güvenliği, dış güvenliği olmak üzere bilhassa askeri teknolojisi açısından hiç olumlu olmayacak. Ama Çin geçmişte baktığımızda bu tarzda uçak enkazları çıkarttığını biliyoruz başka ülkelerin. O nedenle hala büyük soru işareti var Çin'in atacağı adımla ilgili. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Washington'dan Ali Çınar bildirdi. Bu arada en yakın Amerikan çıkarma gemisinin de enkaza ulaşmasının günler